gelelim İslam dininde herkes tarafından sevilen zahitlere. Zahitler ne demektir? Az da yetinip fazla istemeyen, dünyanın çok azıyla kanaat edenlere zahit denir. Zahitlerin hem insanlar arasında hem de Allah katında büyük yeri vardır. İslam dininde zahitlere çok büyük hürmet duyulur. Çünkü zahit çok azıyla yetinip fazla istemez. Onlar hep Hakk'ın rızasını, dünyayı terk etmekte ararlar. Yani daima mesela herkes başka türlü yerlerde rıza ararlar. Onlar da dünyayı terk etmekte Allah-u Teala'nın rızasını ararlar. Mesela birisi ibadet etmeyle, birisi şükretmeyle Allah'ın rızasını arar. Birisi şükretmeyle, birisi ibadet etmeyle Allah'ın rızasını arar. Zahitler de dünyayı terk etmek suretiyle Allah'ın rızasını isterler. İbn-i Mace'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah. İbn-i Mace'in Salih bin Sa'd'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek Ya Resulallah, bana öyle bir amel yapmamı tavsiye et ki onu yaptığımda Allah ve insanlar beni sevsin dedi. Yani diyor ki bir adam, Ya Rabbi, Ya Resulallah, bana öyle bir şeyi tavsiye et ki işi ben onu yapınca hem beni Allah sevsin hem de insanlar sevsin. O zaman Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Dünyada aza kanaat edersen, yani zühdü elde edersen Allah seni sever. İnsanların mallarında gözün olmayınca da insanlar seni sever buyurdu. Onun için zahitler paraya pula altına değer vermezler. Bunların gelici geçici olduğunu iyi bildikleri için gözlerini dünyaya değil dünyanın ahiretin sahibi olan Allah-u Teala'nın rızasına dikerler. Dünyada ağza kanaat ettikleri için hem gönülleri hem de vücutları rahattır. Tekrar ediyorum, dünyada ağza kanaat ettikleri için zahitlerin hem ağza kanaat ettiklerinden dolayı hem gönülleri rahattır hem de vücutları rahattır. Ağza kanaat edip dünyaya muhabbet etmemekte Allah'a ne kadar yakın olduklarını şuurundadırlar. Dünyaya muhabbet etmemekle Allah'a ne kadar yakın olduğunun şuurundadırlar. Ne kadar darlanırlarsa, zahitler bak ne kadar darlanırlarsa o kadar darlıktan zevk duyarlar. Bizim dünyaya elimize geçmesine sevindiğimiz kadar, bizim dünya elimize geçmesinden ne kadar zevk alırsak, zahitler de ellerinden dünyanın çıkmasına o kadar mutlu olurlar. Demek ki biz neye yapıyoruz? Bizim dünya elimize geçmesine ne kadar zevk alırsak, zahitler de ellerinden dünyanın çıkmasına o kadar memnun olurlar. İsa Aleyhisselam zahit idi. Semaya çıkarken üzerini araştırdılar, bir iğne buldular. Yani yukarıdaki melaikeler üzerini araştırdılar, bir iğne buldular. Bu ne olacak dediler. Söküklerimi dikiyorum demiş. Öyleyse senin daha dünyada biraz meylin var. İkinci semada kal demişler. Şimdi biraz da az da yetinen zahitlerden bahsedelim. Başta onlar düşmanı şeytan bilirler. Çünkü şeytan dünyayı çok güzel gösterir. Demek ki şeytan ne yapıyor? Dünyayı çok güzel gösterir. Dünyayı güzel gördükçe cife gibi olan dünyayı böyle gösterdiğinden dolayı şeytanı düşman bilirler. Çünkü dünya aslında cifedir. Cife ne demek? Çürümekte olan et. Yani dünya aslında bir cifedir. Ama gel gör ki şeytan onu öyle bir süslüyor, öyle bir süslüyor ki tarifini çuvallıyor. İşte zahitler bunu iyi bildikleri için onlar bu işi, yani dünyayı güzel gösteren şeytan olduğunu bilirler. Onun için düşmanı şeytan bilirler. Çünkü şeytan olduğundan o hakikati ters gösteriyor diye şeytanı düşman bilirler. Şeytana kızarlar. İki, hüccetsiz, delilsiz iş yapmazlar. Bir şeyi 50 kere sorarlar. Haram mı, şüpheli mi? Dinlerine zarar getirecek mi? Eğer haramı, şüpheliyse, dinlerine zarar getirecekse,
Onun garantisini anlayıncaya kadar, bu helaldir, hiçbir zararı olmadığını anlayıncaya kadar sorarlar. Ne zaman ki hiçbir zararı olmadığını anlarlarsa ondan onu alırlar. Üç, ölüm için daima hazırlıklıdırlar. Yani zahit olanlar ölüme her an hazırlıklıdırlar. Dört, kimi severlerse bakarlar. Allah'ın sevdiği bir iş, emaresi, kat'i varsa severler. Mesela bir adamı seviyorlar ama o adama iyice bakarlar. Hakikaten o adamda tam kat'i olarak Allah'ın sevdiği bir emare var mı? Birine de sebepsiz kızmazlar. O adamda da Allah'ın gazap ettiği kat'i bir emare var mı diye bakarlar. Kızdıklarına da Allah için kızarlar. Sevdiklerini de Allah için severler. Beş, onlar iyiliği emreder, kötülükten yasaklar, çok çok düşünürler. Altı, kalplerinde gönüllerine neyin girip çıktığına bekçilik ederler. Ne giriyor hemen, günah mı girdi, bakarlar kalplerine, yoksa sevaplı olan bir iş mi girdi. Kalplerine, gönüllerine giren şeyin, yani düşündükleri şeyin günah mı değil mi, bunu çok bunun bekçiliğini yaparlar. Ta ki gönüllerine Allah rızasına muhalif olan bir şey girmemesi için azami gayret sarf ederler. Yedi, Allah'ın mekrinden emin olmazlar. Yani iyi duruyorken bakarsın güvenme, hemen bir dakika sonra Allah-u Teala her şeyi değiştirebilir diye devamlı Allah'ın değiştireceğinden korkarlar. Sekiz, onlar Allah'ın emrinden ibret alırlar, çok düşünürler. Dokuz, Allah'ın rahmetinden hiç ümit kesmezler. On, Allah'ın verdiği dünyalığı da ferah duymazlar. Dünya geldiği zaman ferah duymazlar. Peygamber Efendimiz'e bir akşam baktı, dünya geldi. Onu yatsıya kadar kimseyi bulamadığı için dağıtamadı. Yatsıdan sonra dağıttı. Ondan sonra elhamdülillah diye ne kadar sevindi. Çünkü dünyanın fazla kendisine durmasını istemiyor. Peygamber Efendimiz zahitlerin başıdır. Allah'ın verdiği dünyalığa ferah duymazlar. Elinden çıkana üzülmezler. Onun için bunlara hürmet duyulur. Neden? Demek ki yani zahitlere insanlar hürmet ediyorlar. Dünyanın azıyla yetinip harama düşmekten korkan Allah'ın salih ve müttaki kulları, tekrar ediyorum, dünyanın azıyla yetinip harama düşmekten korkan Allah'ın salih ve müttaki kulları, Allah'ın taksimine razı olduklarından Allah da onlardan razıdır. Onlar Allah'ın taksimine razı olduğundan Allah da onlardan razıdır. Bu, Allah'a iman edip imanda sebat ederek amel-i sâliha işleyen, harama düşmek korkusuyla şüpheyi terk eden kullardan bazı razı olduğunu işaret ediyor. Ayet-i kerimede Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuş. Yani neden hoşnut olmuş? Onlar harama düşmek korkusuyla şüpheliği terk etmişler. Onlar harama düşmek korkusuyla helalların bile bazılarını terk etmişler. Ondan dolayı Cenab-ı Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Hakiki Allah'tan saygı duyanlar bunlardır. Allah cümlemizi bunlardan eylesin.